Durum böyle efendim. Çok acı bir kaza yaşandı. Adına kaza denilemez aslında. Çünkü eğer herkes işini yapmış olsaydı bu çocuk hayattaydı bugün. Bu kız çocuğu, üniversite öğrencisi. Herkes işini düzgün yapmış olsaydı hayattaydı. O asansör niye denetlenmedi? O asansörü denetleme yetkisi bundan kısa süre önce işin uzmanlarından alınıp belediyeye mi verildi? Belediye asansör düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu diye denetledi mi? Peki içinde 10'dan fazla öğrencinin bulunduğu yurt asansörü Aydın'da, KYK yurdunda nasıl oldu da düştü? Bakın diyor ki öğrenciler, yurda 5 dakika geç kalsanız azar çekerler. 570 lirayı bir gün geç yatırsanız kayıt silerler. Kahvaltıda 2 gram ekmeği parayla satmayı bilirler. Yorgan diye verdiğiniz o şey şimdi kefen oldu arkadaşımıza diyorlar. Son derece de haklılar. Devlete emanet ettim çocuğumu. Devlet de yalnızca 20-25 gün bakabildi. Hayatta tutabildi diyen bir baba bakın nasıl isyan ediyor. Altyazıya dikkat edin. 47 sene sonra, 46 sene sonra ilk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devlet benim çocuğuma 20 gün, 25 gün bakamadı. Hani bu şey ihmal sorunu olduğu için biz o yönde çok yaralıyız. Hani sizden ricam, çünkü ben devlete inancımı kaybettim şu anda. Bakanımızın da tavsiye dilekleri varsa Gençlik Spor Bakanımızın o da Ankara'dan müfettiş gönderiyor. Yani göndersinler. Her gün öyle bakılacak. Benim çocuğum yandı, biz yandı. Evet. Bütün anne babalar aynı şey diyor. Benim çocuğum yandı, başka çocuklar yanmasın diye. Ama bu böyle dilekler kıranlarla olmuyor. Baba haksız mı? Zeren Ertaş bugün hayatta olabilirdi. Dün asansörde hayatını kaybetti. 22 yaşındaydı. Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdunda. Öğrenciler de böyle yazmışlar. Diyorlar ki 5 dakika geciksek olay çıkartırlar. Kahvaltıda 2 gram fazla istesek vermezler. Ödememizi bir gün geçirsek yurttan atmaya kalkarlar. Yurdunu, asansörünü niye denetlemezler? Soruyor öğrenciler. Birazdan Aydın'dan, o yurttan özel bir haberi de ekrana getireceğiz. Bültenin 2. bölümünde. Türkiye'nin farklı yerlerinde üniversite öğrencileri bu durumu protesto ediyor. Aynı şey bizim yurtta da var diyen kız öğrenciler. Aynı şey bizim yurtta da var. Asansöre binerken canımızdan endişe ediyoruz diyen erkek öğrenciler. Türkiye'nin farklı yerlerinde protestolar gerçekleştiriyor bu ölümle ilgili. Ancak onlara da polis müdahale ediyor. Görüntüler hemen ekrana gelsin. Öğrenciler biz bu durumu protesto edeceğiz dediler. Bir araya geldiler. Onlara bu durumu protesto etmek dahi yasak. Niye? Sesini çıkartmasın öğrenciler, barınamıyoruz demesinler, yaşayamıyoruz demesinler. Olay bu. Karanfil bırakmak istediler. Sadece bunu yapacaklardı. Arkadaşlarının can veren sıra arkadaşlarının ölümünden sorumlu olan KYK ve yurt yönetimidir diyen öğrenciler karanfil bırakmak istediler. Polis müdahale etti. Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalandı denilen asansörden çıkmaya çalışan Zeren Ertaş isimli öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Bu faciaya ilişkin üniversite öğrencileri ve Ertaş'ın arkadaşları Aydın Kent Meydanı'nda oturacağız dediler. Bu kader değil ihmal. İhmale karşı omuz omuza yazılı pankartları açtılar. Bozuk olduğu bulunan, defalarca arızalanan ve aylardır yapılan uyarılara rağmen hiçbir önlem alınamayan asansörün içinde can veren sıra arkadaşımızın ölümünden sorumlu olanlar yargılansın dediler. 15 kız öğrenci ve Zeren B blokta bulunan asansörde mahsur kalmışlardı. Asansör 1. ve 2. kat arasında durmuş. Daha evvelde yine bir faciadan dönülmüş ve kapı açılınca rahat bir nefes almışlar. Şimdi yine aynı şekilde arızalanıyor ve bu kez bir can kaybı. Bu kadar mı ucuz bu ülkede öğrencilerin canı? Ters kelepçeyle gözaltına alınan öğrenciler var şimdi Aydın kent merkezinde. Yine aynı şekilde İzmir'de Ahmet Yesevi yurdunda, Buca'da öğrenciler bu durumu protesto etmek istemişler. Onlar da gözaltına alındı, götürüldü. Çocukların derdi hani en basit, en temel insan ihtiyacı yahu yaşam hakkı. Canımız kıymetli olsun. Bunu söyleyen çocuklara, öğrenciler kafasına mı basıyor? Kafasına, bacağına diziyle basıyor. Ters kelepçeyle gözaltına al. Hani adalet? Nerede adalet? Bakın Şayet dışarıda olsaydı, cezaevinde olmasaydı, tıpkı diğer olaylardaki gibi Aladağ'da can veren kız öğrenciler gibi, yurtta, tarikat yurdunda can veren kız öğrencilerin davasını üstlendiği gibi, Soma'da hayatını kaybeden madencilerin avukatlığını yaptığı gibi tip milletvekili Can Atalay Zeren'in de davasına bakardı. Mahşere kalmasın diye adalet. Can Atalay çıkacak mı? Söz konusu Gezi direnişi olunca sanki farklı yasalar mı uygulanıyor? Anayasa Mahkemesi hakkı ihlal edildi dedi. Daha evvel benzer örnekler var. Ömer Gergerlioğlu'nda, aynı şekilde Enis Berberoğlu'nda tutuklu olan milletvekilleriyle ilgili verilmiş kararlar ve uygulamalar var. Şimdi yerel mahkeme karar verecek diye ağırdan alınıyor. Ağır bir cezaya ağırdan gelen adalet. Diyorlar ki heyet toplandı. Az evvel de dediler ki yok yok dağıldı. Bir Fırat Fıstık'a soralım, tekrar Çağlayan'a dönelim. Çağlayan'a, Adalet Sarayı'na döneceğiz ve muhabirimiz en baştan beri takip ediyor. Karşımızda Fırat Fıstık. Dağılmış mı hakikaten heyet ve siz de gidecek misiniz? Bitti mi yani, bu akşam serbest bırakılmayacak mı Can Atalay? İrfan Değirmenci, mahkeme heyeti 5 sularında buraya gelmişti, adliyede toplantı haline geçmişlerdi odada, müzakere odasında ve 10 dakika 15 dakika önce mahkeme heyeti de toplantı salonundan çıkarak Adliye Sarayı'ndan ayrıldı. Tabii Kalem'e tekrar sormuştuk. Kalem de daha önce onlara gitmeleri söylenmişti ve güvenlikler de avukatları ve gazetecileri dışarı çıkarmıştı. Ancak izleyicilerimiz için söyleyelim. Şu anda prosedür olarak AYM'nin kararına 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uymak zorunda olduğunu söylüyorlardı. Can Atalay'ın avukatları bizzat. Diğer hukukçular da bu yönde görüşlerini dile getiriyorlardı. Şu anda mahkeme heyeti burada İstanbul Adalet Sarayı'nı terk etti. Gittiler. Ancak hala 1 saat sonra, 2 saat sonra hala bir karar verilebilir. Çünkü prosedür olarak yapılması gereken şey, burada ıslak imzayla bir karar alındıysa eğer o odanın içerisinde mahkeme heyeti tarafından, sadece bu tutanağın UYAP'a işlenmesi, sisteme işlenmesi ve Silivri'ye, cezaevine bir müzekkere yollanması gerekiyor. Bu akşam için bu hala mümkün. Ancak tabii ki mahkeme heyetinin burada hemen kararı yüklemeden İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrılması da bugün bir karar verilmeyeceğine yönelik görüşleri de güçlendiriyor. Bunu da belirtelim. Öğle saatlerinde aslında biz bir karar çıkmasını bekliyorduk. Ancak 3 saat boyunca mahkeme başkanının Adliye Sarayı'nda olmadığı dile getirilmişti. Bize de bu söylenmişti. Dediğimiz gibi 5 sularında mahkeme heyeti buraya geldi ve bir toplantı yaptılar. 1,5 saat boyunca devam etti. Bu dosyayı görüştükleri düşünülüyor ve özellikle Kalemi göndermeleri, daha sonra da 15 dakika sonra, 20 dakika sonra mahkeme heyetinde buradan ayrılması bugün bir karar çıkmayacağı görüşünü güçlendiriyor. Ancak tekrarlayalım, 1 saat sonra, 2 saat sonra eğer bir karar alındıysa ıslak imzalı tutanak UYAP'a işlenerek bu karar tekrar uygulanabilir. Bekleyip görelim. Pekala, hani bir şey diyemiyoruz şu anda, net olarak bir şey söyleyemiyoruz ancak geçen her dakika, her saat hak ihlalinin sürüyor olması anlamına geliyor. Bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor tutuklu milletvekili Can Atalay'ın efendim. Biliyorum bu akşam böyle oldu. Çok hareketli ve üst üste yeni haberlerin geldiği bir akşam oldu. Biraz rahatlatacağım sizi. Biraz huzur bulacağız. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'ya götüreceğim sizi. Başı dara düşen herkesin gözünü çevirdiği Ankara'ya çevirelim biz de gözümüzü. Ankara çok güzelsin. Bunu az evvel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaştı bu videoyu. Ankara'nın her yeri bayraklarla ve Atatürk'ümüzle donatılmış durumda. Kırmızı beyaza bürünmüş durumda. Taksiler, otobüsler, Ulus, Atatürk bulvarı, Çankaya. Ankara'nın her yeri Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusunu, Büyükşehir Belediyesi, hatta metro, yeraltı, her yer Cumhuriyet coşkusunu fark edilmesini sağlayacak şekilde kırmızı beyaza boyanmış durumda. Zaten Cumhuriyet'in 100. yaşında Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya da bu yakışırdı. Peki bu resepsiyon iptal mi edildi? Cumhurbaşkanlığının resepsiyonu. Bugün İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı Fahrettin Bey, Fahrettin Altun. Ben açıklamayı açıkçası anlamadım. Resepsiyon iptal mi değil mi belli değil. İkinci bölümde konuşalım efendim. Şimdi bir reklam arası, saat başı olmadan dönmüş olacağız.